Evet. Canlar diye balıklar alıyorlar değil mi? Bizim büyüklüğümüz, nüfusumuzun çokluğunu, ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden, şehirlerimizin şatafatından ibaret asla değildi. Asıl insani duruşuyla büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiş. Gördüğünüz gibi zemin artı, zemin artı. Yusufeli Barajı 3 milyonuncu beton dökümüyle Bayburt ve Rize'deki tesislerin hizmete alınma törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün zat halinizin liderliği ve talimatlarıyla bakanlığımız tarafından yapımı tamamlanan Rize, Merkez ve Güneysu ilçeleri Taşlıdere Vadisi ıslahı 5. kısım işinin Bayburt Demirözü Barajı sulamasının açılışında bu tesisle beraber yapmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. İnşallah birazdan da zatı devletlerinizin talimatlarıyla Yusufeli Barajımızda 3 milyonuncu betonun dökümünü de gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah bu yılın sonuna kadar da yine zat halinizin himayelerinde çoğunluğunu bu yıl tamamladığımız baraj, gölet, sulama tesisi, arazi toplaştırma projesi ve taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam 449 tane daha çalışmamızı hizmete alacak. İnşallah sizin liderliğinizde 2020 yılını büyük hizmetlerin açılışlarıyla taşlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanım, son 18 yılda sizin liderliğinizde yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarına verilen önem sayesinde bir damla suyumuzun bile heba edilmemesi adına çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda 245 milyar lira tutarındaki yatırımı milletimizin hizmetine sunduk. Bu yatırım tutarı ile 15 adet Ilısu ya da Yusufeli Barajı yapmak mümkündür. Böylelikle 2019 yılında ülkemizde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık 1/3 yerli, yenilenebilir ve temiz hidroelektrik enerjiden elde edilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, yine zat halinizin liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağlamış olduğu imkan ve etkin işbirliği fırsatıyla 2018 yılından bu yana yaklaşık 2600 futbol sahası, yani 2 Kıbrıs adası büyüklüğünde araziyi sulamaya açtık ve yaklaşık yıllık 1 milyar 120 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Sadece 2020 yılının ilk 6 ayında ise 300 bin kişiye istihdam oluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlayacak olan 3,2 milyon dekar arazi sulama projesinin ihalesine zat halinizin himayelerinde çıktık. İnşallah bu projemizi en kısa zamanda hayata geçirerek de 2023 yılı hedeflerimiz arasında olan sulama alanlarımızı 66 milyon dekardan 85 milyon dekara çıkarmak adına önemli bir yol kat etmiş olacağız. Yine bu kısa ve verimli dönemde kamu özel sektör işbirliğiyle tam 45 adet hidroelektrik santraline hizmete aldık ve yıllık 10 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerjisi de üretiyoruz. Bu arada içme suyu teminimizi de 500 milyon metreküp daha artırmış olduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bugün 3 milyonuncu betonunu dökeceğimiz Yusufeli Barajı ve HES, ülkemizin en hızlı akan nehri üzerinde hayata geçirdiğimiz Çoru Havzası projesi kapsamında zat-ı aliniz tarafından temeli atılan bir projedir. Ve bu projede sizin liderliğinizle gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlardan sadece birisidir. Yusufeli Barajı ve HES, gövde yüksekliği neredeyse Eyfel Kulesi kadar olan dünyanın en yüksek 3., Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak. Yusufeli Barajı'nda 10 Temmuz 2018'de gövde betonunu dökme çalışmalarına başladık ve barajımız şu an itibariyle 208 metre yüksekliğe ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanım,
Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık %79'luk bir fiziki gerçekleşme sağladık. 2021 yılının 4. ayında tamamlamayı planladığımız Yusufeli Barajı faaliyete geçtiğinde 560 megawatt kurulu güç ile yıllık 1.9 milyar kilowatt saat elektrik üretimi gerçekleşecektir. Bu üretim rakamı ise Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi %2 artacaktır. Yine barajın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye kadar 13 metre genişliğinde bir beton yol yapılabilir. Toplam depolama hacmi 2 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek su, İzmir ilinin 6 yılda tükettiği suya eşittir. Ayrıca Çoruh Nehri'ni getireceği rutubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların da ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır. Mühendislik harikası olarak ifade edebileceğimiz bu baraj, aynı zamanda insanımızın inandığında neler yapabileceğini de gösteren dev bir eser olarak geleceğe miras kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu projeyle sadece baraj inşa etmiyoruz. Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında 110 kilometre yol, 45 tünel, 22 adet köprü ve 92 adet menfez yapıyoruz. Sadece yol inşaatları çalışmalarında bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde harcama yaptık. Bu projeyi yaparken zat halinizde son derece hassas olduğu yeniden yerleşim çalışmalarına çok önem verdik. Vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak belirlediğimiz Yeni Yusufeli ilçesindeki inşaat çalışmalarına vatandaşlarımızı mağdur etmeden çevreyi koruyarak devam ediyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, bu duygularla projemizin yapımında emeği olan, alın teri döken, işçisinden mühendisine, mimarından teknikerine kadar herkese yürekten teşekkür ediyor. Tesislerimizin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na da hizmetleri ve bu baraja olan katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, şurası gün gibi meydandadır ki 2003'ten günümüze tarımda, sanayide, içme ve sulama suyundaki hizmetlerde, suya bağlı enerji sistemlerindeki dev yatırımlarda, Cumhuriyet tarihimizdeki sayısız rekorda ve 783 bin kilometrekarelik vatanımızın her bir köşesinde sizin liderliğinizin imzası, sizin rehberliğinizin mührü bulunmaktadır. Bu vesileyle zat halinize şahsım ve milletimiz adına tekrar tekrar şükranlarımı arz ediyor, talimatlarınızı bekliyorum efendim. Hazırız. Ya Allah. Bismillah. Metani Battal, AK Parti Bayburt. Araçlarımız nerede? Sizi çekeyim, ben küfür edeceğim. Biz. Hep toz oluyor. Bu ne var?